Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere börekçilerden aldığınız börekleri aratmayacak, yapımı çok kolay, çok lezzetli peynirli kol böreği tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz böreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak böreğimizin iç harcını hazırlamakla başlıyoruz. Bu böreğin iç harcı için 200 gram beyaz peynir kullandım. İçerisine yarım demet maydanozu küçük küçük doğradım, ona ekliyorum. Daha sonra ezici yardımıyla güzelce maydanozun ve peynirin birbirine geçmesini sağlıyorum. Hazırlamış olduğum iç harcını kenara koyuyorum. Yufkaların arasına sürmek için sosu hazırlıyoruz. Kasenin içerisine yarım su bardağı suyu koyuyorum. Daha sonra bir su bardağı zeytinyağını ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. 3 yemek kaşığı unu da ekledikten sonra çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Hazırladığım sosu da kenara alıyorum. Bu tarifimde 3 adet hazır yufka kullandım. Yufkanın bir tanesini alıyorum, tezgahın üzerine açıyorum. Hazırlamış olduğumuz sostan 2-3 kaşık yufkanın üzerine döküyorum. Daha sonra fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Sosladığım yufkanın kenarını içeriye doğru katlıyorum. Daha sonra böreği pişireceğim. Borcama alıyorum ve ölçü alıyorum. Diğer kenarı da tepsinin uzunluğuna göre ayarlayarak içeriye doğru katlıyorum. Böylelikle tam ölçü almış oluyoruz. Böreğimiz tepsiye tam sığmış olacak. Uç kısmını iki parmak geçecek şekilde peynirli iç harcından koyuyorum. Ben iç harcını peynirli ve maydanozlu yaptım. Sizler istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Koymuş olduğum peyniri elimle güzelce düzeltiyorum. Uç kısmında küçük bir parça yufka bırakmıştık. Onu iç harcın üzerine kapatıyorum. Daha sonra rulo yaparak yufkayı ortaya doğru getiriyorum. Bu aşamada çok fazla sıkı ya da çok fazla gevşek sarmıyoruz. Tam ortaya kadar getirdikten sonra rulet yardımıyla o kısımdan kesiyoruz. 1 adet yufkadan 2 tane kol böreği çıkartmış olacağız. Hazırlamış olduğum ilk kol böreğini tepsinin üzerine koyuyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Diğer parçayı da alıyorum. Onun da uç kısmına peynirli iç harcından koyuyorum. Koymuş olduğum iç harcını elimle güzelce yayıyorum. Uç kısmındaki yufkayı içeriye doğru katlıyorum ve rulo yaparak tamamen yufkayı sarıyorum. 3 adet yufkayı bu şekilde hazırlayarak tepsinin üzerine diziyorum. 3 adet yufkadan 6 adet kol böreği elde etmiş olduk. Yumurta sarısının içerisine 3-4 damla zeytinyağından akıtıyorum. Fırça yardımıyla çırptıktan sonra böreğin üzerine sürüyorum. Zeytinyağı böreğe hem parlaklık katacak hem de güzel bir tat verecek. Yumurta sarısı sürmüş olduğum böreklerin üzerine biraz da susam gezdiriyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Böreğimizi sıcak fırına koyacağız. Hazırlamış olduğumuz böreği fırına götürüyoruz. 35 dakika boyunca pişiriyoruz. 35 dakikanın sonunda böreğimiz oldukça güzel bir şekilde kızardı. İlk sıcağı çıkar çıkmaz servise hazırlayacağız. Tekrar bıçak yardımıyla ayıracağım bölümü kesiyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Kol böreğini servis tahtasının üzerine aldım. Porsiyonluk olacak şekilde kesiyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum sizlere böreğin bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içerisi kat kat gerçekten çok lezzetli bir börek oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.